Anneciğim. Alo? Aylacığım bir dakika. Ha canım. Bir dakika bekler misin? Buyur abla. Telefonun sesini duymuyor musun? Giyiniyordum. Kaç defa söyledim sana radyoyu bu kadar açma diye? Ben çok açmadım da herifin sesi gür abla. Her taraf toz içinde. Doğru dürüst bir temizlik yap bari. Olur abla. Affedersin Aylacığım. Bugün çok işim var. Ne vardı? Önemli değil. Oldu. Akşama telefonlaşırız. Bye. Tunca Bey, 50 tane kırmızı gül istiyor. Ne yapacakmış 50 tane gülü? Bilmem. İyi, bizim çiçekçiye telefon et. Nasıl gidiyor? Berbat. Biraz gelsene. Bu akşam çıkamayacağız. Onu söylemeye geldim. Zahmet etmişsin. Yeni sekreterine söylerdin, telefonla bildirirdi. Üstüne gidersen boşanmaktan vazgeçer diye korkuyorum. Hazır razı etmişken, değil mi? Yarın akşam sende kalırım. Yakında her şey yoluna girecek. Çekim nasıl gidiyor? İyi. Aileye uğradın değil mi? Aslında bitmiş bir ilişki. Yemeği nerede yiyelim? Sen arabanı alma istersen. Biraz çabuk, o kadar çok işim var ki. Verem Savaş Derneği'nin kermesi için bakıyoruz. Hayır işi için yani. Suna Hanım eski müşterimizdir, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Seher'e de bir şey almak istiyordum ama... evlenme yıl dönümünde alamamıştım. Teşvikiye'de çok şık bir yer açılmış dediler. Pandül, caminin tam karşısında. Vakit bulabilirsin. Akşamüstü seherlere geliyorsun değil mi? Feyza bir de Ziya'da bekleyecekti. Derneğe bırakacağım bunları. Hı hı. Nevzat'a uğramam lazım. Gitmezsem seher de gücenir. Üf, yetişemiyorum vallahi. Akupunktur ve lazerle 10 seansta iğne ipliğe döndürüyormuş dediler. Sen bir git dene de. Benim de 3-4 kilo fazlam var. Bizim Bülent var ya, karısı basketçiye kaçmıştı hani. Ha, büyük elçi. Hı hı. Hulki'nin arkadaşı. Hulki'nin arkadaşı.
Ben aslında senin ağzını aramaya geldim bugün. Bülent seninle evlenmek istiyor. Feyza, nereden çıkarıyorsun bu işleri? Canım, sen de farkındasındır herhalde. Bir şeyler sezmiştim ama... Seherlerdeki bir iş partisine o da gelecek. Bunu Vatikan'a tayin etmişlerdi ya, Vatikan bekar elçi istemiyormuş. Tam zamanı. İnci de dışarıda yapar tahsilini. Sen ötekiler gibi önüne gelenle kırıştıramazsın. Aptallık etme. Alemsin vallahi. Zeytinyağı koymadınız değil mi? Selam. Hoş geldiniz Sefira Hanım. Ay sana kadar geldi mi bu haber? Feyza söylemiştir muhakkak. Ne cevap verdin? Sen ne dersin? Aslına bakarsan... ...zengin bir evlilikte yarar var. Durum çok mu kötü? İyi olmadığı muhakkak. Bir sürü borç çıkıyor. Daha bitiremedim. Şunları imzalasana. Benimle evlenir misin? Seherlere birce geliyorsun değil mi? Eşini El Sanatları Müzesi'nde görebilirsiniz. Ah çok güzel. Affedersiniz. Suna? Gönül! İtalya'da diye biliyordum seni. 3-5 ay oldu döneli. Gelsene. Gene beklerim. İyi günler. Senin mi? Benim. Resmi bıraktın mı? Yoo. Bak bu benim. Kocan? Ayrıldık. Kaçıncıydı? 4. Henry. Gerçekten de Henry'ydi adı. Gel otur. Haluk muydu seninki? Hulki. Kaybedeli 2 yıl oldu. Duymamıştım. Bu tarz resimden pek anlamıyorum ama seninki çok güzel. Vay! Bir hediye almam lazım. Bir arkadaşım çok methetti senin dükkanını. Yoksa görüşemeyecektik desene. Bu nasıl? Eski arkadaşlardan gördüğün var mı? Bir tek Ayla. Fakültedeki. Ha, şu senin çocukluk arkadaşın. Ayla'yı da görmek isterim. Telefonu var mı sende? 165-18-53. 165-18-53. Yarın buluşalım istersen. Ayla'ya da haber veririz. Perşembeye de olur. Yarına tamam. Ayla'yı gece arayacağım zaten. 5'te divanın pastanesinde diyelim. Makbule geçer sanırım. Hı hı. Sermayesine bırakırım sana. Kahve içer misin? Geç kaldım, sağ ol. Borcum ne kadar? 30.000 ver yeter. Ceza kesmeye geldik. Hayrola? Kız, benim serginin açılışı yok muydu? Ah, ben bu kafayı ne yapayım şimdi? Bu akşam bir yemek ısmarlarsın, ödeşiriz. Ben gideyim. Otursanıza. Yarın 5'te, aileye sen haber vereceksin. Tamam. İşler yolunda bakıyorum. Ah, fakülteden arkadaşım. Senin açılış nasıl gitti? Bir şeyler satabildin mi bari? Yaptığım işler rahatsız ediyor insanları. Akşam nereye götürüyorsun bizi? Nereye isterseniz. Mersi canım, ne zahmet ettin. Hiçbir şey değil. Bak Suna ne getirmiş. İyi, kafamı karıştırma şimdi. Ne güzel bir gün değil mi? Evet. Feyzacığım, bu ne şans böyle?
Biraz düşünme fırsatı vermeyecek misiniz bana? Durumu biliyorsunuz. İnce eğitimine Roma'da devam eder. Hulki ile gitmiştiniz değil mi? Şehir çok etkilemişti beni. Feyza doğum gününüzde bir parti vereceğinizden bahsetti. Sizi de bekliyoruz tabii. Uygun görürseniz o gün... Böyle bir şey olacaksa ne bileyim... İnci ile konuşmam lazım. Ben de hazır mıyım bilemiyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Hulki de çok severdi sizi. Ayla, uyuyor muydun? İçiyorum. Bitti artık. Önce çocuklar biraz büyüsün teranesi. Kızı bu yıl liseyi bitirecek. Şimdi de beyimizin karısını hoş tutması lazımmış. Boşansın diye. 8 yıl oldu. Tam 8 yıl. Bugün beraberliğimizin yıl dönümü biliyor musun? Regl de olmadım. Yapma ne olur. Gene uyutmayacaksın beni. Güzel bir haber verecektim sana. Bizim Gönül'ü gördüm. Resim yapan. Hani evlenip uzak doğuya gitmişti. Teşvikiye'de güzel bir yer açmış. Yarın 5'te buluşacağız. Şimdi hemen yatacaksın, tamam mı? Tamam, olur. İçmem artık, yatarım. Toparlanırım, merak etme. Sana da. İçmeyeceğim. Uyuyacağım. Mutlu olacağım. Uzun süre dışarıda yaşamak çok değiştirmiş beni. 5 aydır buradayım. Resim yapmasam kriz geçirebilirim. En başta erkekler. Hiçbiri değişmemiş. En akıllı görüneni bile öylesine bencil ki. Hepsi de güçsüzlüklerinin farkında olmayan birer feodal. Hele yaşamdaki bencilliklerini yatakta da sürdürme istekleri yok mu? Çıldırtıyor beni. Çareyi onlar gibi davranmakta buldum. Olmadı diyorum, beceremedin. O ünlü erkekliğin buraya kadar mıydı? Nasıl zavallılaşıyorlar bir bilseniz. Ya da büsbütün kabalaşıyorlar. Gönülle arkadaşlık etmek galiba iyi gelecek bana. Benim sizin gibi deneylerim hiç olmadı. Refik vardı fakültede biliyorsunuz. Geçenlerde bir sergide rastladım. Profesör olmuş, gözlüklü, göbekli. Tek duygusal ilişki. O zamanlar hoş çocuktu. Biraz da Refik'in tavrı beni Hulki ile evlenmeye itti herhalde. Mutsuz oldum diyemem, sakin, dengeli bir hayat. Sen kızımı görmedin, 13 yaşına girdi. Hulki apansız ölünce... Sevgilin yok mu? Yok. Aman, acıdan başka ne veriyorlar ki insana? Bir de vazgeçemediğiniz erkeklikleri var ya... Eksik olsun. Burası basmaya başladı bana. Ziya'nın barına gidelim. Akşamları çok keyifli oluyor. Hadi, su koy vermek yok. Buraya gelmemiştim hiç. Bu gönül ikimizi de adam edecek. Açılın bakalım. Hatırla bir misafirimiz var. Otursanız. Sağ ol. Hoş geldin. Nasılsın? İyilik ne olsun. Hanımefendi, oturmayacak mısınız? Oturmayayım, böyle daha iyi. Komet'in sergisine gittin mi? Hadi. Yeni dostlukları. Ben Paris'teyken yolda karşılaştık. Atölyesine kadar götürdüm. Ya dehşet dehşet, çok güzel resimler yapıyor. Millet geliyor oradan resim almaya, atölyesine kadar.
Dün gece de geç gittim. Yahu senin de ruhun köle. Önce kocaya köle, arkasından çocuğa köle. 13 yaşında diyorsun. Telefon ederiz, oyun bozanlık etme. Hana gidelim diyorum. Benim eve dönmem lazım. Hanımefendiyi bırakacak mıyız? Aynı sayıda benim de şiirim var. Ne oluyor? Anlatırım. Hadi bakalım, hana gidiyoruz. Ne olur beni yalnız bırakma. Tamam. Diyelim ki kocam da ben de ressamız. Türkiye'de kocalar ressamsa sadece resim yapar. Kadınsa ayrıca yemek pişirmek, kocasının çamaşırlarını yıkamak, çocuğuna bakmak zorundadır. Bir daha evlenirsem kesinlikle dışarıda oturmak koşuyla evlenirim. Ya da bir yabancıyla. Haksız mıyım? Hanımefendi? Biraz abartmıyor musun? Görmüş? Yok canım, ne abartması Allah aşkına, bilmiyorum. Bir soru. Hanımefendi deyince neden gönüllü aile bakmadılar da sadece Sun'a baktı? Boş ver, ilgi çekmeye uğraşıyor. Bu ışıkta çıkar mı? Obje aydınlıksa çıkar. Obje sensin. Hadi yavaş iç biraz. Suna, bir ricam var. Saçlarını açar mısın? Yani Türkiye'de kadının her şeyden önce kimlik savaşı vermesi gerekiyor. Benimse bu devirde böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktim yok. Suna, saçlarını açar mısın? Kadını rahat bıraksana be! Sakın yeme! Ergun'un kadın tavlama yöntemi bu. Saçlarını açsana. Oldu mu? Olacak galiba. Günüm geçti biliyor musun? Aslında o kadar da istiyorum ki. Ergun gönülde mi kaldı dün gece? Bilmem, olabilir. Niye sordun? Hiç. Ah, bak geldiler. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Selam. Ne haber canım? Yahu ne kadar içtin? Ama işte reislerin havası başka oluyor. Gelsene içeri. Böyle beklemiyordum. Gelişmiş bir kameranın deklanşöründe parmak olmak yerine vizöründe beyin olmayı yeğliyorum. Sanki akılla değil de duygularla çekilmiş gibi. Gün olur, deli bir rüzgarın önüne kapılırım. Gün olur, bir güzel kadının saçlarına. Gün olur, yaralı bir insan ağıtıdır çerçeveye koyduğum. Çığlık çığlığa bir kuş sesidir. Bir sevme biçimidir ya. Garip, etkileyici. Anlamaktan çok hissediyor insan. Yaşamı simgelerle anlatmayı seviyorum. Bazı özel gizleri olsun istiyorum fotoğraflarımın. O fotoğrafların bir kenarında ben de olayım istiyorum. İyi, kötü, çarpık yanlarımla ben. Kahve koyuyorum size. Fotoğraf. Evet. Satılmadıysa. Adresinizi alayım. Telefonunuzu. 143-1347. Viski isteyen? Ben içmem. Bu serserinin değil, ben getirdim. Ben alayım. Şipşakçılık yakışıyor değil mi? Bence sanatçılıktan daha çok. Aileye bak.
Ben senin kadar usta değilim. Ne olur bir daha oynayalım. Oynayalım. Alo? Evet. Ha, bir dakika. Suna, Antalya'dan arıyorlar kız kardeşin. Canım nasılsın? Teşekkür ederim hatırladığın için. Hava yolları kargodan alırım. Sağ olun. Ne olsun iyiyiz işte, 3-5 ahbap gelecek. Hulki'nin dostları. Sağ ol, ben gelemem ama... İnci'ye sorayım. Okul cumartesiye bitiyor, iyi olur tabii. İnci'yi veriyorum. Ha Refik'i öp benim için. Teşekkür ederim. Teyzem mi? Hı-hı. Alo, teşekkür ederim teyzeciğim. Anneciğim, Antalya'ya gidebilir miyim? Tabii canım. Teyzeciğim geliyorum. Amma da çok hayranım varmış. Bülent Tunalı. Vatikan elçimiz. Hulki'nin arkadaşlarından. Ne tipler var değil mi? Öyle. Sarkan oluyor mu? Nasıl yani? Gittiğim partilerde. Yakışıklı çocuksun. Ya sana? Beylerden. Aman, şeytan görsün yüzlerini. Affedersiniz. Gönül'le tanışmıyorsunuz. Epeydir İtalya'da yaşıyordun. Bülent Tunalı. Nasılsınız hanımefendi? Suna sizden söz etmiştim. Affedersin. Çok mu kaldınız dışarıda? 15 yılı geçti sanırım. Endonezya, Japonya, Amerika, Fransa. Son 6 yılım da İtalya'da geçti. Meslekler sayılırız öyleyse. Bir bakıma öyle. Arkadaşın tam Bülent Bey'e göre. Gönül'ü tanımıyorsun. Çok farklı bir hayatı var. İçme artık ne olur. Tamam tamam kızma. Buyurun, girsenize. Ergun Bey'i tanıştırayım sizinle. Duymuşsunuzdur. Bu fotoğrafı son sergisinden aldım. Fotoğraf mı bu? Enteresan değil mi? Gerçekten. Avrupa'da çok gördük böyleleri. Hiç sergi gezdin de sanki. Fotoğrafa böyle bakılmaz, gelin. Siz de gelsenize, buyurun. Emredersin. Bence harika bu. Tekneni bize anlatır mısınız? Atölyeme gelirseniz gösteririm. pardon, İnci sizinle tanışmak istiyor. Kızım, İnci Ergun abi. Memnun oldum. Burada sıkıldım, beni kaçırsana. Gelin, resimlerimi göstereyim size. Fotoğraf merakı yeni mi başladı? Bizim Gönül'ün arkadaşı. Sergisine gitmiştik de. Harika. Niye akademiye gitmeyi düşünmüyorsun? Sahi, beğendiniz mi? Ergun abi. Ergun abi, beğendiniz mi? Çok beğendim İnci kız. Salondakiler değil mi? Salondakiler. Hayrola? İnci kızla kaynatıyorum. İnci'nin yatma saati geldi Ergun Bey. Ama anneciğim. Yarın okul var. 2-3 gün daha sabır. Hadi üzme beni. Bu resmi bana verirsen, ben de senin fotoğraflarını çekerim. Olur tabii. Şey, bana yol göründü değil mi? Siz bir içki alın, ben geliyorum. İyi geceler İnci kız. İyi geceler. Sen gene şükret. Annem beni hala dövüyor.
Manyak mısın lan sen? Ne işin var burada? Affedersiniz. Rahatsız olmayın. Hastalandınız diye korktum. Spirali çıkarma dedim, o kadar. Çok önemli bir randevum vardı. Ben beklerim, merak etmeyin. Çok acı çektiğini biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Anneciğim. Canım, canım. Ben buradayım. Bebek İnci kızındı. Yazık Antalya'ya gitmiş. Ben de ona inat Bodrum'a gidiyorum. Sen de gelir misin? Kapıyı Aysel açtı, maymuncukla girmedi. Yetmişim seni dinlemekle. Yaşadığımı hissediyorum yavaş yavaş. Thank you.
Gerçekten afrodizyak bir yer burası. Ne demek o? Bodrum için cinsel güdüleri, cinsel istekleri artırıyor derler. Değişip çıkalım hemen. Birini mi arıyorsun? Yok, tanıdık var mı diye baktım. İnci'yi arasan mı bir? Beni İstanbul'da bulamazsa merak eder. Ben çarşıya bakayım. Bir tek cadde karşılaşırız. Tamam. Burada mıydın sen de? Yalnız mı geldin? Suna da burada, telefon ediyor. Canım, iyi misin? Bodrum'dan telefon ediyorum. Ayla çok bunalmıştı, onunla geldik. Denize giriyor musun? Ne olur yapma. Olmaz, görecekler. Buyurun. Nasıl? Güzel, güzel. Neyin var? Hiç. Ergun'a rastladım demin. Velinin barında bekliyor bizi. Konuşabildi mi? Yarıda kesildi. İnci merak eder. Tekrar arayayım diyorum. İyi. Velinin barında beklersin. Ne olur sen de gel. Ergun Bey. Az önce gitti. Ayla ile Suna Hanım değil mi? Evet. Birazdan otelden arayacakmış sizi. Mersi. Rica ederim. Herhalde burada oturup o serserinin keyfinin gelmesini beklemeyeceğim. Hadi toparlanıp çıkalım. Nereye? Bilmem. Müzikli bir yere. Yat kulübe gideriz. İki kadın uygun olur mu? Burası Bodrum kızım. Hadi. Her şeyi unutmaya. Keşke elimizde olsa. Hoş geldiniz. Ne haber? İyilik, hoş geldiniz. Nasılsın ya? Bak Suna ile tanıştım. Memnun oldum. Suna. Buyurun.
edecek misiniz beni? Önceden verilmiş bir sözüm varmış, yaka paça götürdüler. Hadi dans edelim de bitsin şu. Hadi dans edelim, hadi. Şimdi ekleyin. Hadi çocuklar. Reklam işinde mi çalışıyorsunuz? Hayır. Bir içki söyleyeyim size. Sonra bir. Affedersin. Işığı yakma ne olur. Çok şişmanladım, utanıyorum. Neredeydin bu kadar saat? İnsan bir haber verir değil mi? Birden başıma bir ağrı girdi. Hava almak istedim. Biraz dolaştık. Yakma ışığı. Şimdi rahatlamışsındır. Geliyorum. Suna! İçmezsen bir daha teklif etmeyeceğim. Ancak böyle ayılırız. Ah.
mısınız çıplak yüzmeye? Bu herif deli mi? Deli, deli! Benden bu kadar! Çok zevkli oluyor, denesene hadi! Benden memnunum! Hanımefendi gene oyun bozanlık ediyor, hadi! Hadi! Görürsün sen! Bırak! Hadi bakalım, hadi, hadi! Bir şey olmadı ki, hadi! Hadi, yavuk çabuk! Aldım! Hadi! Nasılmış ha? Söylemişlerdi de inanmamışım, harika bir duygu bu! Hanımefendi utandı! Hanımefendi demekten vazgeç şu kıza! Hadi dalalım şimdi. Açlıktan öldüm. Ayla yeter artık içtiğiniz. Siz de içmez misiniz hanımefendi? Kameraya bakın. Ben geliriz de demedim, gelmeyiz de demedim. Karar senin. Düşündüm Sunacığım, doğrusu benim otelde kalmam. İkinize karşı tek başıma mücadele vereceğim. Siz kazanırsanız benim eve taşınabilirsiniz. Ben kazanırsam otelde bir oda tutarsınız bana. Sonuç senden kurtuluş yok. Ayla gelmek istemiyor. Sen gidebilirsin. Gereksiz bir şey bence de. Nasıl olsa her gün beraberiz. Bu akşamki yemeği o zaman.
Kazanırsanız evde menemen yaparım size. Kaybederseniz körfezde istakozlu ziyafet isterim. Anan güzel mi? Evet. Hadi oğlum. Se. Dü. Haydi kemik. Sağa dön. Dönerim ama menemeni sen yapacaksın, tamam mı? Kadın olmasan zar tutuyorsun diyeceğim. Biz kadınlar sizin kadar beceri sahibi olamayız yani, öyle mi? Bir feministle mi karşı karşıyayım yoksa? Canavarla karşılaşmış gibi söylüyorsun. Senin gibi bir insanla karşı karşıyasın, o kadar bilmem anlatabildim mi? Ulan amma da problemli kadınsın da. Karpuzda kelek çıkar mutlaka. Yani erkekler de kelek diyorsun öyle mi? Ördek üstünün hikayesini nereden biliyorsun? Hani hava bulutlu deyince kavga çıkarmış. Seninle başa çıkılmaz kızım. Ne zannettin? Ya biraz sus da iş yapalım be, açlıktan ölüyorum. Aa, sanki hep ben konuşuyorum, şuna bak. Tavayı versene. Bak orada, çatallar da var. He. Bakın, içiyorum, olay çıkartmayın. Hanımefendinin şerefine. Artık hanımefendi deme bana. Hop 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 hop. Ha şöyle ya. Bizler kendi kendimizi tutsaklığa mahkum ediyoruz. Bir tek insana, bir tek duyguya mahkum oluyoruz. İlişkilerimiz nedenli çürürse çürüsün, gene elimizi, kolumuzu, aklımızı bağlamayı sürdürüyorlar. Hapishanemizden kurtulmamıza yardım edecek ne varsa itiyoruz yaşamımızdan. İnsanları, kitapları, düşünceyi, aşkı, cinselliği. Nasıl unuturum? Bitkiydim, mahzun. Hep o aylarda aşık olurum. Sevmek belki ölmek gibidir. Gözyaşları şarapla içilir. Ama kalbim avunmayı bilir. Acı çekmeyi bildiği kadar. Ergun yok mu? Var, yatak odasında. Merhaba, ne olur bozmayın rahatınızı. Nasıl geçti? Çok iyi, anlatırım. Aç mısın? Leş gibiyim, önce bir yıkanayım da hele. Bir rakı koysana sen bana. Bizim Nur. Anlatırım. Olur, keyfinize bakın. Sana temiz havlu vereyim. Sen kalacak mısın? Hayır. İyi geceler. İyi geceler demek yok mu hanımefendi? Yarın Nur'la işim var biraz. Akşama görüşürüz. Hiç uykum yok. Kıyıda oturalım mı biraz? Bar kapanmıştır, değil mi? Ne olacak? Hiç. İçki istedi canım. Sen aşık oluyorsun kızım. Ne saçmalama. Saçmalayan sensin. Sana göre değil bu işler. Bu serseri perişan eder seni, haberin olsun. Yıldızlar ne kadar yakın görünüyor, değil mi? Hı,
Sen yıldızları saymaya başla, ben yatıyorum. Bu seninki çılgınlık kızım. Her tarafım kırılıyor. Ben çıkıp yatayım biraz. Akşama kadar başında beklememi istemeyeceksin herhalde. Canım kusuruma bakma. Mersi. Merhaba. Aa, merhaba. Bardakçıya gidiyoruz, gelsene. Bodrum'da fazla düşünmeyeceksin. Bardakçıya, bardakçıya! Dakika burada, dakika! Konlan. Bu taş da buraya. Aa, işine baksana sen. Oyunumuzu bozuyor burada. Hadi hep birlikte. Pekala. Kon konmam. Koş 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 koş. Ekmek de yoğurt lütfen. Başka bir şey istemiyorum. Komposto var mı? Bodrum'daki en güzel günüm için. Hepinize teşekkür ederim. Ateşini versene. Sağ ol. Evlenecek misin Selim abiyle? Niye sordun? 20 milyonla bir kat vermiş dediler karşısına. Boşanmışlar mı? Bilmiyorum. Bodrum'a gelirken duydum galiba. Sevinmedi. Evet, bağlayın lütfen. Birden özlediğimi fark ettim seni. Ne yapıyorsun? Boş ver, geliyorum. Erkun! Bir dakika!
Affedersin, dün geceden beri. Sevinmediğine sevindim, biliyor musun? Burada olduğunu bilmiyordum. Aykut, merhaba. Merhaba abi. Ben arkadaşlara yetişeyim. Elini çekin. Tekneyle Antalya'ya gidiyorduk. Karından ayrılmışsın. Ayrıldık. Sen şurada bir çay içsene şekerim. Biraz yürüyelim mi? Seni anlamıyor değilim. Neyse, kısacası 3 aydır sürüyordu ilişkimiz. Evlenmeyi o istedi. Benim de işime geldi doğrusu. Ne yapayım, yürümezse boşanırız. Boşuna oyalanma diye söyledim, kusura bakma. Anahtarı. Artık ayağımda kalacağım. Akşama görüşürüz. Uyku gibi sessiz sakin fırtınaydı sanki ve lakin yaşanırken anı gibi yaşa. Yazar gibi bir... Affedersin, sizin de keyfinizi kaçırdım. Ağlamak utanılacak bir şey değil. Duygularımızı bastırıp saklamakla ne geçer elimize? Güzel olan onlara sahip çık. İnsanın elinde değil, namusluluk adına söylemiyorum. 8 yıldır ondan başkasıyla en ufak bir ilişkim olmadı. Sen biliyorsun. Harika. Bu akşam benimle yatarsın, olur biter. Nasıl yatıyorum, anlatsana. Hani hanımefendilik bitmişti? Anlat. Çok güzel. Ne yapıyorum? Benimle çok güzel sevişiyorsun. Bu haldeyken yalnız bırakamam seni. Boş ver, düzeldim biraz. Bırakmam. Ailede kalabilir bizimle, değil mi? Kalamaz. 2 cadıyla birden nasıl başa çıkarım? Taşınıyorsun. İtiraz istemem. Yeni evine hoş geldin. Tedirgin edeceğim sizi. Saçmalama. Fazla odam yok, burada yatarsın. Dert değil. İçkin var mı? Hay ağzını seveyim seni. Peki, kadınların sevgi, erkeklerin ise iş için yaşadıkları görüşüne karşı mısın? Can, Freud bunun açıklamasını yapmış. Esneme. Biliyorum. Erkekte sevgi ihtiyacının yerini zamanla kendini kabul ettirme ihtiyacı alıyor. Mesela sen niye fotoğrafla sanat yapmaya uğraşıyorsun? Topluma kendini kabul ettirme çabası değil mi bu? Yaptığım işi de sevgiyle yapıyorum. İşimi yaparken bir kadınla doyuma ulaşmanın tadını alıyorum. Esneme. Yani aslında erkekliğini kanıtlamış oluyorsun yine de. Saat 2 oldu. Sizin tartışmanız sabaha kadar sürer, ben yatıyorum. Yatacaksan bir daha esnemeden yat. İyi geceler. Geç oldu, ben de yatayım. Sabah devam ederiz, iyi geceler. Çok içtik, hadi sen de yat. İyi geceler. Thank you.
Soyun. Deli misin be? Deli misin be? Ergun çekme. Çay demlendi. Kahvaltımız hazır. Saat 11. Birlikte modellik eder misiniz bana? Efendim? Günlerdir kameraya değmemiş değilim. Demin sizi öyle görünce... Gelecek yılki sergide Suna ile ben. Harika. Neden olmasın? Oyunu bırakın, işimize bakalım. Suna biraz geri. Denize bakın. Biraz şöyle. Tamam. Çok güzel. Gözlüklerinizi çıkarın. Ergun! Ne oluyor kardeş?
Dönemem. Ayla'nın yüzüne bakamam. Ayla İstanbul'a gitti. Acele çıktım dışarı. Taksiye verecek kadar paran var mı? Hayrola, içki yarışına mı çıktınız? Kaçıncı bu? Hanımefendiyi tanıtmadım bize. Tanıtsana kendini. Ben hanımefendi falan değilim. Ergun Bey'in yeni metresiyim. Hey! Hesabı ödemeden nereye gidiyorsun? Git biraz dolaş. Sıkıldım seni görmekten. Kırıcı olmuyor musun? Usandım, anlamıyor musun? Varlığınız beni bunaltıyor hanımefendi. Bitsin bu iğrenç ilişki artık. Duymadın mı? Duydum. Anlasana, hep birlikte, hep birbirimizi görerek sürüp gidecek bu yaşam çıldırtıyor beni. Bağışla ne olur. Birbirinden kopuk, birbirini yok sayan. Ya da karşısındakini sebepsiz yere hırpalayan insanlardan biriyim ben de. Ne beklenir bizim gibilerden? Ben de sen de biz doğmadan çok önce var olmuş bir bataklığın içinde debelenip duruyoruz işte. Biraz dolaşacağım. Veli'nin barında bekliyorum seni.
Antalya'ya nasıl gidebilirim? Ne zaman için istiyorsunuz? Yarın. Öbür gün de olabilir. Hoş geldiniz Suna Hanım. Bir gin tonik lütfen. Baş üstüne. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Ergun gelmedi mi? Biraz önce buradaydı. Eve gitmişlerdir. Sen gitme Nonuş'um. Anladın değil mi? Yeryüzündeki bütün alçakların şerefine. Sanıyorum yapma. Sen misin? Bu arkadaşım Nazan. Bu da hanımefendi sevgilim Suna. Memnun oldum. Soyunup gel hadi. Nazan yabancı değil. Üçümüz birlikte sevişiriz. Delisin sen. Ne oldu hanımefendi? Bana. Sakın seviyorum deme. Yeter. Sadaka istemiyorum. Ne istediğini biliyorum. Dokunma. Ben orospu değilim. Yeter. Kuduz köpek gibi ısırıyorsun her yerimi. Beynimi, yüreğimi, her yanım çürük içinde. Hayvan bile dişine daha iyi davranır be. Çekil yolumdan. Çekil yolumdan. Bir dava için gitmiştim Antalya'ya. İnce ısrar edince böyle bir şey beklemiyordum. Teşekkür ederim.
Bir kahve yapar mısın bize? Yapayım abla. Teşekkür ederim. Postacı. Sabah bana da geldi. Bizim Gönül'le Bülent Bey'in nikah davetiyesi. Ah!